SGK düğmeye bastı, milyonların başı derde girecek. O emeklilerin maaşında kesinti yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK yeni hayat geçirdiği uygulamalar ile bazı emekliler maaşlarında %35 kesinti yaşayacak. Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli son zamanlarda ardı ardına gelen olumsuz haberlerle karşı karşıya kalıyor. Temmuz ayında beklenen maaş artışı gerçekleşmezken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konulan yeni kısıtlamalar emekli maaşlarında kesintilere yol açtı. Artan enflasyon nedeniyle birçok kişi emeklilik başvurusunu ertelemeyi düşünürken, yapılan son düzenlemeler bu kararın ciddi maliyetlere yol açabileceğini gösteriyor. Nedim Türkmen'in yaptığı açıklamalara göre 2024 yılında emekli olamayıp emeklilik başvurusunu 2025 yılına erteleyen kişiler emekli maaşlarında %35'e varan kayıplarla karşılaşabilir. Bu durum özellikle enflasyonun hızla değiştiği dönemlerde emeklilik dilekçe tarihinin aylık maaş üzerinde büyük etkisi olabileceğini gösteriyor. SGK uzmanları, bu durumun mağduriyet yaratabileceğini belirterek, bu sürecin yüzbinlerce kişinin emeklilik başvurusu yapmasına neden olabileceğini ifade ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçesi tarihinin maaş üzerindeki etkilerini daha da detaylandırarak, dilekçenin 31 Aralık 2024'e kadar verilmemesi durumunda, 2025 yılında alınacak maaşın önemli ölçüde düşük olabileceğini belirtti. 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenler, o yılın Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş zamlarından faydalanabilecekler. Ancak dilekçeyi 2025 yılına bırakanlar, bu zamları alamayacakları için maaşlarında ciddi bir düşüşle karşılaşabilirler emeklilik dilekçesini 2024 ün sonuna kadar veren bir kişinin maaşı, 2025 yılı başında yaklaşık 34 bin Türk lirası olacakken, aynı dilekçeyi 2025'te veren bir kişinin maaşı 25 bin Türk lirası civarında kalabilir. Bu fark, emeklilerin dilekçelerini hangi tarihte vermeleri gerektiği konusunda dikkatli olmalarını gerektiriyor.